İyiyim Deli Pınar. Gel bakalım. Yok. Ben hemen gelmeyeyim. Siz acaba bugün böyle bir kötü haber aldınız mı? Ya da hani sizi sinirlendirecek bir şey oldu mu? İyisiniz inşallah. Hayır Hamza. Ama birazdan sinirlenmeye başlayacağım. O zaman siz sinirlenmeden ben hemen şey yapayım, konuya gireyim. Anlat bakalım Deli Pınar. Ama siz şimdi diyeceksiniz ki, ben size daha dün dedim. Niye üstünüze vazife olmayan işlerle alakadar oluyorsunuz asker? Değil mi? Dersiniz siz. Demek yine abuk subuk işlerle uğraşıyorsunuz. Komutanım, bakın isterseniz dövün, öldürün. Ama vallahi bu seferki abuk sabuk değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Doğru söylüyor. Hmm. Ne yapıyor onların hepsi kapının önünde? Siz kızacaksınız diye bir tahminde bulunduk. Beni kovarsanız yerime sıradaki gelecek, öyle dönüşeceğiz. Anlaşıldı. Gelin bakalım baş belaları. Neymiş derdiniz anlatın bakalım doğru dürüst. Anlat bakalım Seyfi. Komutanım, bugün çarşıda hepimizi üzen bir olay oldu. Arkadaşlar Nedim abinin dükkanında oturuyordu. Ben de o sırada çay servisi yapıyordum. Yani biz orada sırayla çay servisi yapıyoruz da. Self servis. Koskoca Nedim abiden çay istemek ayıp tabii. Evet arkadaşlar, olay nedir onu anlatın bakayım. Komutanım, yaşlı bir teyze. O kadar fakir ki komutanım, pazardan artık sebzeleri toplamış. Rahmetli anneanneciğim gibiydi komutanım. Üstelik Ramazan şimdi kuptanım. Yani oruç tutup açı da halde anlamamız gerekiyor. Ama kimsenin umurunda değil. Gündüz oruç tutup iftarda pastırmaları sucukları yutuyorlar. Biz yapamadık komutanım. Boşver diyemedik. İzin verin bir şeyler yapalım komutanım. En azından bir gece yemeğimizin yarısını fakire fukaraya verelim. Sonra isterseniz yine kızarsınız bize komutanım. Ne yapacağım ben sizinle? Habire uğraşacak bir şeyler bulup çıkarıyorsunuz. Neyse. Yarın konuşurum ben albayla. Hadi şimdi rahat bırakın beni. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölüğü. Lan! Az ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü. 2 subay, 1 az subay, 96 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatta dinleyin arkadaşlar. Her geçen gün sizin komutanınız olduğum için daha fazla gurur duyuyorum. Bölük komutanınız sabah bana şu iftar meselesini anlattı. İnanın çok duygulandım. Sizinle iftar ediyorum. Sağ ol. Siz de sağ olun. Sabah ilk iş olarak belediye başkanını arayarak ne yapabileceğimize dair bilgi aldım. Belediye zaten kendine ait iftar çadırında ihtiyacı olanlara yemek dağıtıyormuş. Bugünlük iftar çadırını kullanmamıza izin verdiler. Ben de gerekli izinleri aldım. Nöbetçi ve görevliler dışında bütün bölük olarak bu iftar yemeğini hazırlamak sizin görevinizdir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol! Tebrik ederim Levent. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Dikkat! Başlayacağım ama şimdi. Ya bilgisayarcığım, sen daha önce yaptın bunu. Şimdi niye bana soruyorsun? Niye bana soruyorsun? Ya ne olur yapma. Baksana defraglar yapacağım. Siken diskler yapı. Hemşire? Yok yok. Sen işine bak. Öylesine uğramıştım zaten. Hala RAM'ini 2 GB yapamadım. Levent Üstemen'e söylüyorum.
Görüntü kartı zayıf, bluetooth'u yok, firewire eksik. Olmadan olmuyor komutanım diyorum ama. Doğru. Remi'nin şeyi yapmak şart. Sen niye kaçıyordun öyle, benden mi korktun? Yok canım. Meşguldün, rahatsız etmeyeyim dedim. E tabi. Baktın azarlayacak kimse de yok. Yani Ferit yok. Ne duracağım, gideyim dedin. Ne demek o? Ben Ferit'i azarlıyor muyum? Beni ilgilendirmez aslında. Ama açık söyleyeyim. Ferit'in yavşaklığını gördüğüm kadar sana aşık olduğunu da görüyorum. Sen de bu yüzden biraz havaya girdin sanki. Havaya mı girdim? Sen Ferit'in bana neler yaptığını hatırlıyor musun? Nasıl inansaydım aşkına? Onun aşkı, on derste kız tavlama sanatı. Yani sen sana gerçekten aşık olmasını istiyorsun. Numaradan değil. Öyle bir şey demedim. Neyse, senin çok işin var. Benim de. Ferit alay dışında herhalde. Evet, Levent Üste hemen merkez komutanlığına yolladı. İftara yetişemeyecek galiba. Tüh. İnşallah yetişir. Yani çok güzel bir Ramazan akşamı olacak. Çocuklar da canla başla hazırlanıyor. Vallahi çuval en az 15 kilo. Bir kilosu bir sevap olsa 15 sevap eder. Yapma ya. Ben bugün 75 sevap kazandım o zaman. Ana ben de. Şunu 100 yapalım bari. Gel tosunum, gel gel. İftar yemeği pişirmek en az 50 bonus sevap. Gel geç şöyle. Sağ ol Jumbo'cum. Çok iyisin. Bir de senin için pinti diyorlar. Ne? Demek bana pinti diyorsunuz ha? Görürsünüz siz. Şşşt. Sinir stres yapma. Sen git bir hava al babacan. Bak oruca başlamak için en zor günü seçmişsin. Zorlanıyorsun oğlum. Agresif olma bana ha. Hiç de bile. Hiç acıkmadım ki daha. Bakayım. Hem iftara 6 saat 13 dakikacık var. Tüh. Yani nedir? Tam 8 saat 42 dakikadır oruçluyum. Ve daha canım hiçbir şey çekmedi. Patates. Hadi oğlum hadi. Oruç senin başına vurmuş hadi. Tabii undan kaçtı çorba kazanından. Demek çorbadan kaçıyordu. Alçak. Sevaplarıma konmak için beni kandırdı. Ya dur sen de babacan be. Oğlum deminden beri misket gibi sayıyorsun. Yok o bu kadar sevap, yok şu bu kadar sevap. Bak, gitmeyeceğin iftar için yemek pişirmek en büyük sevap oğlum. Ya ben gelemiyorum değil mi? Hain yazıcı. Bana nöbet yazmış ama kendi gidiyor. O zaman yazıcıya, bir de sinyora fazla iş verelim. Efendim biz çalışıyoruz, onlar yok. Hani? Yoklar, hani neredeler, yoklar. Vallahi de billahi sineğin yağını hesapladın ha. Yansı terliksi. Ne alakası var ya, saptırma. Arkadaşlar bu akşam biraz free takılmak istiyorum sadece. Efendim halkımızın genç nüfusuyla kaynaşmak istiyorum. Nüfusu patlatacak. Şimdi tam olarak genç nüfus mu, dişi nüfus mu? Hem dişi hem genç olsa. İsteyse bir de İsviçreli olsun. O şart değil canım. Arkadaşlar ben bulduğumda bunuyor muyum artık? Vallahi Sabriye teyze gelsin de başkası mühim değil be. Değil mi Sabriye teyze? Ben ısırır bunun yanaklarını ya. Kudum. Ya bizim yurtta aynı onun gibi böyle bir gönüllü anamız vardı. Lan öz anamız gibi severdi bizi. Böyle nur yüzlüydü. Aynı Sabriye teyze vallahi be. Sabriye teyzenin çocuğu yokmuş. Yazık be. O da bir başına yalnız. Hamza abi. Bu Ali çocuğuyla niye görüşmüyor acaba? Bilmiyorum ki. Şişt, iyi misiniz lan? Birazcık kafanızı çalıştırın. Adam askerde. Ya olsun. Ali'nin babası mektupla ne demiş? Oğlum seni özlüyor. Onu babasız bırakma demiş. Var bir şey ama çözemedik işte. Fırtına Efendi'ye de derdimizi anlatamadık bu sefer. Öt söt bağırıyor. Biz kötü bir şey yapmayacaktık ki. Yardım edecektik. Kalpsiz fırtına. Hissiz hayalet. Lassın oğlum sen, lassın.
Sen de Esun diye kıskanma. Ne olmuş Lassam? Gurur duyururum ben Lazlum'la. Sevap kazanacağım diye bel fıtığı çıkarttın. Daha ne olsun la? Boşuna uğraşma Cemal. Beni geçemezsin. Ben büyük sevap kazandım. Sadece başkaları için iftar yemeği pişirdim. Bak. Anam! Oğlum karıştırsana. Çekil çekil. Canım Ezo gelime ne yaptın ya? Ezo damat oldu bak. Sevaplarım sayılmadı mı yoksa? Ya git şuradan git. Uy, uşaklar aklıma bir şey geldi. İmkansız. Hani Ramazan'da havayla ışıklı yazılar asılır ya. Ondan yapsak diyorum. Alabbayı nerede bulacağız be ya? Ha şey, beze yazarız. O, bak ışıklının yerini tutmaz ama o da olur babacığım be. Mahya. Ha? O ışıklı yazılara mahya denir.